Benim bundan sonra söyleyeceklerimin bir kısmını sevgili Müge Hoca özellikle statistik seti dediğimiz istatistiksellik boyutundaki şeyleri ayrıntıyla ve güzel görsellerle söyledi. Ben onun için o kısımları da geçebilirim. Çünkü niyetim hem kuantum paradigmasını bu kalan 45 dakikada temel inşa yapısını tamamıyla oluşturmayı halletmek ve arkasından da size sosyoekonomik perspektiften neden temel bilim ve neden bu şu anda kimilerince çok gereksiz uğraşlar gibi betimlenebilecek etkinlikle uğraştığımızı anlatmak isteyeceğim. Sizler çoğunuz tabii o noktaları çoktan geçtiniz. Belki de bu alanları seçerek kararlarınızı etkilenmeden verdiğinizi gösterdiniz. Bu Haziran sonunda üniversitenin bir tanıtım programında yapmayı düşündüğüm bir konuşmanın bir provası da olacak son 10-15 dakikalık kısmı. Orada özellikle şu bizim yaşadığımız modern bilgi çağının esasında dayandığı teknolojinin adını da vereceğim size. Neye dayalı? Şu anda sahip olduğumuz sosyoekonomik yönencin arkasındaki bilimsel omurgayı anlatmaya çalışacağım. Onun için şu anda bıraktığımız yerden devam edelim. Size atomların 1911 yılında saptanan yapısıyla onların kararlılığının çok ilginç. Şimdi burada bir olumluyla olumsuzluğun çelişkisinden bahsediyorum. Atomların kararlılığının bu atomları anlamak için o anda elimizde var olan tek araç olan klasik paradigma ile nasıl çeliştiğini, başarısızlığa uğraştığını söylemiştim. Çünkü aksi takdirde atomlar kararlı ama bu çerçevede atomların kararlılığını açıklamak mümkün değil. Dolayısıyla yeni bir arayış içinde olmamız gerekiyordu. Tek örnek bu değil. Müge Hoca bahsetti. Başka örnekler de var. Tarihsel özellikle bu kuantum teorisiyle ilgili giriş derslerini alanlarınız bilirler. Tarihsel öyküsünde pek çok siyah cismin ışıması belki de dönüm noktalarından bir tanesi. Dilerseniz ben hızla bir siyah cismin ışıması noktasına geleyim. Bu 1900'de Planck'ın o tarihi makaleyi yazmasına tetikleyen süreç. 1900'de Planck bu makaleyi yazıp da bu süreci açıkladığına göre demek 1900'e kadar olan son 3-5 yıllık süreçte bu siyah cismin ışımasında bir patoloji gözlenmiş. Esasında bu patoloji de dikkat ederseniz çok mikro evrene ilişkin bir patoloji de değil. Dolaylı olarak mikro evrene ilişkin. Çünkü nedeni şu, böyle bir siyah cisimdeki ışıma spektrumuna duvarlarını ısıttığınız metal bir kutu düşünün. Kutunun kenarına bir delik açın. Oradan çıkan ışığın spektrumunda değişik renklerde taşıdığı enerji yoğunluğunu ölçün. Fizik ölçümsel bir bilim dalı. Dolayısıyla bu söylediklerim salt düşünsel ürünler değil, deney ve gözlem sonucu elde edilen bulgular. O enerji yoğunluğunu frekansa göre ölçüp çizerseniz, yüksek frekanslara gittikçe, tabii bu görünür bölgede ve diğer görünür bölgesi mor ötesine kadar zorlarsanız, yüksek frekanslarda enerji yoğunluğunun limitsiz arttığını, bugünkü modern dille bir singülerite olduğunu, bir patlama olduğunu görüyorsunuz. Tabii bunu açıklamak için genes vesaire gibi o günün ünlü büyük bilim insanları ve filozofları açıklayıcı denemeler yapıyorlar bunu açıklamak için. Gene mevcut paradigma çerçevesinde. Burada bir görselim vardı. Ben görselleri çok önemsemiyorum. Onun için geçtim. Ve biraz sonra o mekanizmaya biraz gireceğim. Çok fazla girmeden. Çünkü bence artık gerekçelerimiz hazır. Niye kuantum teorisi diye yeni bir paradigma aramamız gerektiği üzerine hem atomların kararlılığı hem de Müge Hoca'nın bahsettiği o deneysel veriler yeni bir çerçeve inşası için bizi zihinsel olarak hazırladı. O hazırlık sürecinin sonuçlarını aktaracağım size. Ama burada şimdi işte ben de başka o kurucu babalardan, klasik fiziğin kurucu babaları Newton ve Maxwell solda ve kuantum fiziğinin kurucu babalarının en önemlilerinden birkaç alt kesim orada resim olarak gördünüz. Şimdi bu kronolojiyi söyleyeyim ve devam edeyim. Planck'la başlıyor. Şimdi Planck'ın o siyah cismin ışımasına yönelik olarak geliştirdiği teorik mekanizma kağıt üzerinde çok dahiyane. Ama biraz hafif metafizik sınırlarını zorlayan bir olgu biliyor musunuz? Esasında öngördüğü, önerdiği ifadeler yani orada bir kesikli enerji spektrumuna sahip nesneler olması gerektiğine yönelik
makalesi bugünkü bağlamlarda felsefi ve fiziksel olarak bakarsanız kimilerinin araştırma konusu oluyor. Çünkü kimileri Planck'ın olayı doğru görebildiğini söylüyor. Şimdi karşımda doktora derslerimi almış öğrenciler okuyor, onlara bakarak anlatıyorum. Şimdi orada acaba bu kuantumlu enerji düzeylerine sahip olan şeyler, things, o elektromanyetik dalga mı? Yoksa elektromanyetik dalgaları yaratan duvardaki metallerin atomları mı? Çok ilginç. Orada bir kuantizasyon olayı var. Bir kesikli enerji düzeyleri olgusu var. İster o yorumla, ister bu yorumla şeyin yaptığı, Planck'ın yaptığı osilatörlerin, radyasyonun kuantumlanmış olduğuydu. O daha sonra 1950'li yıllarda gelecek, göreceksiniz. Okuduğunuz zaman göreceksiniz. Esasında doğru yorum, o ışımaları yaratan metaldeki, metal duvarındaki atomların kuantumlu enerji düzeylerine sahip olması gibi matematiksel bir varsayım. Matematiksel ama son derece önemli. Bir bakıma bu matematiksel varsayımın içini dolduran Einstein, 1905'te fotoelektrik olayını anlamaya yönelik olarak geliştirdiği modelle, o basit, çok çok basit modelle Einstein onun içini dolduruyor doğrusu. Einstein'in yaptığı esasında Müge Hoca'nın dediği gibi ışığın o zamana dek dalga parçacık gidiş gelişleriyle bilim adamlarını da bunaltan ışığın, gizemli nesne ışığın esasında bir parçacık karakteri olması gerektiğini göstermişti fotoelektrik olayla. Ama bence kuantum teorisinin başlangıç noktası olarak algılanması yanlış değil. Kuantum mekaniğinin sentezi 1925-26'da tamamlanıyor. Burada tarihte tapaş atan var, özür dilerim, 1928. 1926'da göreceli olmayan sentez tamamlanıyor. Bir göreceliliği de içine alan, görecelilikle kuantum teorisinin evliliğinin gerçekleştirildiği teori 1928'de halloluyor. Ve 1940 ile 50'li yıllar arasında da kuantum elektrodinamiği dediğim, biraz önce bahsettiğim ışığın kuantumlu yapısının da ortaya konduğu teori geliştiriliyor. Yani 1950'lere gelindiği zaman aşağı yukarı bu kuantum kronolojisi belli anlamda tamamlanmış gibiydi. Bakın burada enteresan şeyler de var. Burada neler var? Biraz sonra en son kesimde söyleyeceğim bilgi çağının kuantum teknolojiler çağı olduğunu kanıtlamak için söylüyorum. Buradaki en büyük dönüm noktası transistör. Bardeen'i koydum oraya. Bardeen çünkü iki Nobel'li kişilerden olduğu için tabii tek kişi değil, bir yanında iki arkadaşı daha var. 1950 ile arasında tartışmalı Maser'dan Laser'a ve patent hukuksal kavgalarıyla süren bir Townes, Charles Townes, benim okuduğum okulun profesörlerinden Townes'un da taraf olduğu bir Laser olayı var. Ve yine kuantum teknolojilerinin en şahikalarından. Sonra 1990'lı yıllarda Bose-Einstein yoğuşkusu veya yoğuşması diye bir olay var. Ve daha sonra kuantum enformasyon ve iletişim teknolojileri, NMR'lar, Maser'lar, süper iletkenlikler, atomlar. Bu, o derin bilimsel sentezden, bilimsel bulgudan tüm yaşamımızı değiştiren, bilişim devriminin arkasındaki teknolojilerin nasıl yaratıldığını anlatıyorum. Bu kime biliyor musunuz? Ben bu konuşmaları yaparken çoğu kez bir zaman bulunduğum post itibariyle bu bütçeleri filan belirleyen kişilere yönelik olarak hani derler ya, ya 10 üzeri eksi 10 santimetredeki ıvır zıvırlarla, bu minnacık şeylerle ne uğraşıp durursunuz bodrum aksanıyla söylersem, işte onları anlatmaya yönelik yaşadığımız ekonomi, şu anda dünyanın toplam geliri, maaşı 100 trilyon dolara yakın ve bunun %60 ile 70 arasını kuantum teorisine borçluyuz. İlginçtir değil mi? Yani bu masum görünüşü şeye. Şimdi isterseniz biraz dolu dizgin girmeye çalışalım. Max Planck'ın 1900'de o dediğim, demin söylediğim tartışmalı makalesinde diyelim ki frekansla dalgaların dalga diye düşündüğümüz elektromanyetik ışığın frekansı ile enerjisi arasında böyle bir ilişki var. Matematiksel bir bağıntı problemi çözüyor. Sadece problemi çözüyor. Einstein bunun içini dolduracak. Hızla geçiyorum onun için. Şimdi bakın burada kara cismin ışımasında özellikle şuraya bakarsanız sağdakine, soldaki biraz ayrıntılı, hoşluk olsun diye koydum. Onun limitli ayrıntısını gösteremem. Ama sağa bakarsanız o bahsettiğim patolojiyi görüyorsunuz. Dalga boyu sağa doğru büyüyor, sola doğru küçülüyor. Dolayısıyla frekans tersi dalga boyunun sola doğru büyüyor. Frekans büyüdükçe enerji yoğunluğu, o kara cisimden çıkan enerji yoğunluğu patlıyor. O klasik hesaplar sonucunda
Ama Planck'ın o matematiksel düzeltmesiyle görüyorsunuz o patoloji ortadan kalkıyor işte. Planck'ın tarihi katkısı bu. Şu süreci biraz ayrıntıyla incelemek istiyorum. Çok fazla da oyalanmak istemiyorum ama. Şimdi Einstein'ın fotoelektrik olayı incelemesinde çok radikal bir şey var. Şekle bakarsanız o kırmızı kırmızı ışık 700 nanometre dalga boyunda, yani 7000 angstrom, 1.77 elektron volta karşı geliyor ve o ışık potasyum, 2 elektron voltluk bağlanma enerjisi olan potasyum metal yüzeyinden bir elektron sökmüyor. Ve ona gönderdiğimiz o yeşil ışığa bakarsanız 5500 nanometre dalga boyunda veya angstrom, özür dilerim, 550, 5500 angstrom dalga boyunda ve enerjisi 2,25 elektron volta karşı geliyor ve o bir elektron söküyor ve dikkat ederseniz söktüğü elektronun hızı, maksimum hızı da okunabiliyor mu? 10 üzeri 5 metre bölü saniye mertebesinde ve 2,96. Eğer bu dalga boyunu biraz daha küçültüp frekansını artırdığımız, kırmızıdan mora gidiyoruz, dalga boyu küçülüyor, frekans artıyor. Dikkat ederseniz söktüğü elektron enerjisi daha fazla. Yani gelen ışığın frekansıyla sökülen elektronun enerjisi arasında birebir bir ilişki var. Şimdi gelin bunu bildiğimiz klasik paradigmadan kuantum paradigmaya nasıl geçtiğini anlamaya çalışalım. Şimdi o deneyin analizini yazıyorum ben size. Frekansı değiştirmeden şiddetini, yani parlaklığını artırırsak yalnızca sökülen elektronların sayısı artıyor. Frekansı değiştirmiyoruz, parlaklığı. O günün teknolojide itibariyle parlaklıkla frekans, frekans da renk faktörü. Biri parlaklık faktörü, biri renk faktörü. Bu ikisini birbirinden bağımsız olarak kontrol edebilme olanağına sahibiz. O günün teknolojisi olanağı veriyor. Dolayısıyla bu analizlerin hepsi gerçek anlamda bilimsel analizler. O zaman demek ki frekans değişmiyorsa sökülen elektronların sayısı artıyor ama hepsi aynı enerjideler. İkinci maddeye bakın. Şiddeti sabit tutalım. Frekansı, yani renk faktörünü artıralım. Kırmızıdan mora doğru gidelim. Yani frekansı yükseltirsek sökülen elektronların sayısında bir değişiklik yok. Hızları artıyor. Yani kinetik enerjileri. Şiddeti ne kadar değiştirirsek değiştirelim, daha düşük değerleri için hiçbir elektronun sökülmesine rastlanmayan bir kritik frekans da var. En solda gördüğünüz kırmızı. Şimdi bunu açıklamak gerekiyor. Bu son derece deneyi yaptınız. Deney sonuçlarınızı, grafiklerini çizdiniz. Bu ifadeleri de düz ifadeler olarak yazdınız. Diyorsunuz ki hadi buyurun açıklayın. Şu anda bizim tabii bir üniversitelerin uygun laboratuvarlarında bu deneyler yapılıyor ve analizlerinde öğrencilerden yapmalarını istiyoruz. Yani Einstein'ı Nobel ödülünü aldıran deney. Şimdi bakın, şiddet toplam enerji esasında. Müge Hoca da gösterdi grafiklerini. Genliğin karesiyle de orantılı. Şiddet toplam enerjisiyle ve bir de o biz Bay Planck vasıtasıyla fotonun çok küçük enerji paketçiklerinden oluştuğunu biliyorsak, bu enerji paketçiklerinin her birinin de frekansla orantılı olduğunu biliyorsak, şiddet yani toplam enerjiyi ben iki türlü artırabilirim. Sayıyı sabit tutup frekansı artırabilirim ya da frekansı sabit tutup sayıyı artırabilirim. O birinci madde bu iki seçenek arasındaki farkı açıklamaya müsait değil. Şiddet toplam enerjiyi. Toplam enerji nasıl artar? Tek tek bireylerin enerjisi artar, sayı sabit kalır. Yahut da tek tek bireylerin enerjisi sabit kalır, sayıyı artırırsınız. Bu ikisinden hangisi o sonucu veriyor bana? Bilmiyoruz. En belirleyici olan son nokta vardı ya, öyle kritik bir minimum frekans değeri var ki, onun altındaysanız artık şiddeti ne kadar artırırsanız, toplam enerjiyi artırırsanız artırın, hiçbir elektron sökmüyor. Ne? O zaman enerjiyle frekans orantılı. Tipik bir parçacık karakteri. Hakikaten bravo. Şimdi basit olduğu için de güzel, güzel olduğu için de basit. O zaman da işte dünyanın en büyük keşiflerinden biri olabiliyor. Biz şimdi kuantum mekaniği dersimizde bunun bin misli sofistikasyonlu hesaplar yapıp ne dağılımlar buluyoruz. Ama bu basit fikri görmek, Christoph Kolomb'un yumurtası biliyorsunuz. Görülmesi gerekeni görmüş bu adam. Tıpkı görülmesi gereken pek çok şeyi daha sonra gördüğü gibi. Peki. Söyledim. Burada belirleyici olan şiddet, yani toplam enerji değil. Çünkü toplam enerji belirleyici değil. Bireylerin, onu oluşturan fotonların enerjisi ve o da noktasal
ışığın hem dalga karakteri gösterebildiği gibi girişim olaylarında burada bir parçacık gibi davrandığı, frekansıyla orantılı enerjiye sahip paketçikler gibi davrandığını göstergesi. Ve böylece bu süreci gördünüz, son slaydı da gösterdim. Şeye çıkarsak, buradan daha hızlı söylediğim için geçeyim. Şimdi ışık dalga mı parçacık mı? Işık esasında gerçekten bin bir surat nesne, biliyor musunuz? Newton'a göre, o büyük dahi Newton'a göre, 1686'da o Principia'sını yazdıktan sonra orada optik kitabını da yazdı. Orada bir yağmur damlacıkları gibi, parçacıklar gibi olduğunu düşünmüştü. Tuhaf, onun çağdaşı ve belki de o kadar da büyük doğrusunu isterseniz, Hollandalı bilim adamı Huygens, Newton'un bu fikrine karşılık o dalga fikrindeydi. Daha doğru mu? Yo, değil. Hem dalga hem parçacığın doğru olduğunu bugün biliyoruz. Ama iki büyük alimin, iki tane birbirine ortogonal düşüncelere sahip olması, biri İngiltere'de, biri Hollanda'da, çok ilginçtir. Ama daha sonra, bundan 100 yıl sonra, 1800'lerde, kimilerine göre tarihin en önemli deneylerinden biri olan, bakın deney çok önemli, biraz sonra gireceğim ona. Biz metafizikten değil, fizikten bahsediyoruz. Sadece ölçtüğünüz ve gözlediğiniz nesnelerden bahsetmeniz gerekiyor. Dolayısıyla yangın deneyinde ışığın dalga karakterinde olduğu çıkmıştı ortaya. Tabii bir bakıma öyle olunca ortalıkta bir şok durumu oluşmuştu. İki büyük alim var, Newton ve Huygens var. Birbirine karşıt fikirleri var teorik olarak. Deneyici diyor ki dalga gibidir. Sanki o anda defter kapanmış gibiydi. Çünkü deney ne diyorsa o, deney ve gözlem. Ama hangi deney ne diyor, o deneye bakmak lazım. Su dalgası gibi davranan optik deneyi öyle diyor da, acaba başka deneyler başka davranış koyuyor mu? Koyuyor, değil mi? Gördük. Planck'ın siyah cismin ışımasından Einstein'ın fotoelektrik açıklamasına kadar. Onun için bin bir surat diyorum. Tarihsel olarak bakarsanız 250 yıl boyunca parçacık mı, dalga mı oldu, gitmiş gelmiş doğrusu. Sonra Müge Hoca da gösterdi şekilleri. Cevap hem dalga hem parçacık. Kullandığınız rejime bağlı olarak, araştırma yaptığınız koşullara bağlı olarak tehlike özelliği de var. Zaten bu işin olağanüstü özelliği o. Şimdi bakın, elektromanyetik süreç dalga olarak baktığımız zaman ışığın sadece küçük bir spektrum olduğu, elektromanyetik dalgaların çok geniş bir spektruma yayıldığı, mor ötesi veya kızıl ötesi, kızıl altı bir spektrumda ve bizim gördüğümüz spektrumun esasında 7000 angstrom, angstrom 1 bölü nano, %10 nanometre aralığında oluştuğu ve bu denklemin esasında Maxwell denklemlerinin ışığa çok uyduğu, ışığın bu Maxwell denklemleriyle anlatılan nesne olduğunu ortaya çıkması çok olağanüstü tarihi bir başarı kuşkusuz. Ve zaten özel görelilik teorisine yol açan da burada bu Maxwell'in teorisindeki dalga hızlarının evrensel bir sabit olma gereğinden yola çıkıyor. Poincaré de fark etmişti bunu. O halde böyle bir evrensel bir sabit varsa acaba bu yeni bir mekaniksel paradigmaya mı yol açıyor sorusu. O halde gelinen nokta şu ki, ışık hem parçacıklardan hem de alan salınımlarından oluşuyordu. Dolayısıyla klasik bakımından yadsınmayacak kadar birbirine tamamen ters olan iki kavram aynı nesne üzerinde, ışık üzerinde, doğanın en gizemli nesnesi ışık üzerinde doğrulanmış oluyordu. Müge Hoca bunun ayrıntısına girdi. Dolayısıyla de Broglie adlı genç bir adam doktora tezini yaparken bunu elektron niye diğer maddesel parçacıklar, hem elektron hem parçacıklar içinde geçerli olmasın noktasından yola çıkarak deneylerle de doğrulanabilecek bir ikililiği, doğadaki tüm nesnelerin yerine göre hem dalga hem parçacık gibi olabileceği konu noktasına varmıştı. Şimdi belli ki bir dönüm noktasındayız. Bu saptamalar güzel de bu saptamaları bir çerçeveye nasıl oturtacağız esasında? Şimdi atom dünyasına yönelik olarak yaptığımız gözlemler sonucunda elimizde, dağarımızda biriken bilgilere bir bakalım. Bakalım ondan sonra tabiri caizse külahı önümüze koyup düşünmemiz lazım. Ne yapacağız bunlarla? Şimdi mikro evrendeki fiziksel parametreler belli birim değerlere ya da tam katlarına sahipler. Bu iki temel özellikten bir tanesi. Kuantumlama diyebilirsiniz.
Örneğin elektronun kütlesi ve elektrik yükü belli değerlere sahip. Yarım elektron yok. Bakın çok önemli şeyler söylüyorum esasında. Bu daha sonra yüksek enerji parçacık fiziğinde kuarklar bağlamında da karşımıza çıktı. Yarım ya da başka küsuratlı elektronik yük biriminde elektrik yükü taşıyan herhangi bir nesne doğada yok. Hemen de olabilecek sorulara karşılık serbest dedim. Kimisi diyecek ya kuarklar 1 bölü 3 ya da eksi bölü 2 bölü 3 taşıyor. Serbest nesne yok. Elektron yükü bir temel oluşturuyor. Bütün nesneler bu elektron yükünün tam katları mertebesinde 1, 2, 3 artı eksi fark etmiyor. Bu çok önemli bir olgu. Gözlüyorsunuz, yazıyorsunuz bir tarafa. Şimdi mikroskopik ölçekte fiziksel olaylar istatistik karaktere sahip. İşte tarihi deneyleri Büge Hoca gösterdi. Özellikle bu çift yarık deneyi dediğimiz deney tarihi. Zaten Feynman o anıtsal kitaplarının 3. cildine ki belki de yazılmış en mükemmel kuantum kitaplarından bir tanesi. Okumadıysanız okuyun. Sahip olmadıysanız mutlaka sahip olun. 3. cildin ilk chapter'ı bu çift yarık deneyini anlatır ve Feynman'ın videolarına da girerseniz o chapter anlatılıyordur. Hatta fiziksel yasalar üzerine adlı kitabı da görmemişleriniz varsa ben TÜBİTAK'a yönettiğim yıllarda onu popüler kitaplarımız arasında bastırmıştım. Onu da lütfen okuyun. Çünkü şu anda okuyacak başka alternatif hoş şeyler var gibi düşünebilirsiniz ama bunlar gerçek şeyler bunlar esasında. Şimdi bu ne diyor? Müge Hoca'nın dersinden çıkan sonuç ne? Onu okuyayım o cümleyi. Çünkü o deneylerin sonucunda edindiğimiz birikimlerin düz Türkçe ile yazılmış tarzı. Mikroskopik ölçekte fiziksel olaylar istatistik karaktere sahip. Bir başka deyişle tek bir olayın sonucu makroskopik ölçekte olduğu gibi kesin bir şekilde öngörülemez. Ancak topluca ele alındıklarında sonucu ortalama olarak öngörebiliriz. O ders oradan çıkan ders o. Şimdi bu düz Türkçe ifadeyi bir matematiksel yapıya çevirmemiz gerekecek. Ben de kendi tek iyi görsellerimden olsun diye bu şekli ben de bir kez gösterdim. Öbür görselleri gördünüz. Peki, şimdi ölçmeye geliyorum. Ölçme o kadar önemli ki, fizik olgusal ve deneysel bir bilim alanı. Nesneler hakkında bilgi edinmenin tek bilimsel yolu gözlenme deney. Vahiy değil, gelmiyor. Gözleme deney yapmanız gerekecek. İşin temelinde ölçüm var. Ölçüm yapmak, ölçülen nesneyle bir şekilde etkileşmemizi gerektirir. Bu kuantum ya da klasik fark etmiyor. Makroskopik ya da mikroskopik fark etmiyor. Peki, ölçme bu kadar belirleyiciyse, makroskopik ve mikroskopik ölçümler arasındaki fark ne olacak ona girmek istiyorum. Etkileşme varsa, bir müdahale, rahatsızlık, tedirgeme hangi sözcüğü kullanırsanız kullanın, var demektir. O zaman soru şu, ölçtüğünüz şey, ölçme işleminiz ölçtüğünüz şeyi değiştiriyor. O zaman neyi ölçüyorsunuz? Gerçek durumu mu, yeni durumu mu? Ölçtüğünüz şey değiştiyse o ölçüm şu andaki mevcut nesneye ait mi değil mi? Bakın öyle temel bir noktaya girdik ki felsefenin tam göbeğindesiniz. Çok olgusal bir işlemden bahsederken felsefenin göbeğinde buldunuz kendinizi. Şimdi klasik ölçüm, fizik ister klasik ister kuantum olsun. Olgusal bir bilim alanı ve tek bilgi edinme yolu da gözlenme deney. O değişmiyor klasik ya da kuantumda. Ama belli ki klasik ölçümle kuantum ölçüm arasında temel bir fark var. Onu anlatmak istiyorum şimdi. Şimdi klasik ölçümlerin temel özelliği rahatsız etmeyen, bozmayan ölçümler. Öyle bir müdahale ki bu sistemi bozmuyor. Yani sistemin klasik durumu olarak tarif ettiğimiz durumu bozmuyor. Bu nasıl sağlanır? Şimdi bir kazan, bir işte tencere olsun makarna pişirmeden önceki de bir termometreyi daldırın içine. Şimdi termometre daldırarak sıcaklığı ölçmek ne demek? Bu iki tenceredeki suyla termometredeki cıva arasında bir ısı alışverişine izin vermek demek değil mi? Çünkü öyle bir ısı alışverişi olmasa sizin cıvanız o tüp içinde yükselmeyecek. Peki tüp içinde yükselmesi ne demek? Büyük kazandan belli bir ısı aldı. O ısı aldığı için genişledi. Peki o zaman o kazanda ölçtüğünüz sıcaklık, yeni sıcaklık mı? Termometreyi daldırdıktan sonraki sıcak su, termometreyi daldırmadan önceki sıcak suyla aynı değil ki. Hani Heraklit, Miletaslu Heraklit, hemşehrimiz ne demiş? Aynı suda iki kez yıkanamazsınız. Gelin isterseniz bu bağlamda düşünün. Aynı nehirde iki kez yıkanamazsınız, akıp gidiyor diyor. Değişme olayı.
Peki, burada ne yapacağız o zaman? Ölçtüğünüz sistemi bozuyorsanız, klasik fizikte nasıl çözüyorlar bunu? Diyorlar ki, çok temel bir idealleştirme yapmamız gerekiyor. Bir, sıfıra götürülemese de etkileşme istenildiği kadar küçültülebilir. Yani klasik fizikçilerin, Newton, Maxwell, Einstein paradigmasında çalışanlar ve onu termodinamik ve istatistik fiziğe uygulayan Boltzmann'lar ve diğerleri bu idealleştirmeyi yapıyor. Etkileşmeyi dilediğiniz gibi kontrol edebilirsiniz. O teorik bir constraint, teorik bir koşul. Ayrıca bu işlem sonunda hala ihmal edilebilecek kadar küçültülemeyen tedirgelemeler kalıyorsa kalabilir. Klasik fizik nedensel ve belirleyici olduğundan, bakın çok önemli, felsefeyle teknolojinin nasıl el ele gittiğini anlatmak istiyorum. Bunların etkilerini istenilen hassasiyete hesaplayıp bu hesap sonuçlarını ölçüm sonucunda bulduğumuz değerleri düzeltmekte kullanabiliriz. Size de belki deneylerde hata hesapları falan yaptırıyorlar ya işte. Bu bakıma sizin ister fundamental ister teknolojik olarak yaptığınız hataları düzeltme şansı veriyor size. Ki ölçtüğünüz şeyin gerçekten ölçüm işleminin ölçtüğünüz nesneyi doğru betimlediğini ikna olabilmeniz için. Bu klasik ölçümler için geçerli. Burada bir de şey var tabii, çok önemli bir başka özellik. Madem ki klasik durumu konum ve hızlar ya da momentumları aynı anda ölçüp sıralayarak tarif ediyorduk. Buradan şu da çıkıyor klasik fizikte. Biz madem durumu bildiğimizi, betimleyebildiğimizi varsayıyoruz konum ve konumlarla, o zaman bunların aynı anda istenilen hassasiyetle ölçülebildiği anlamı da çıkıyor. Ben hem konumu hem de momentumu istenilen hassasiyetle aynı anda ölçebilirim ki o ikisi bir arada bana durumu tarif etsin. Bu hassasiyet için bir limit de mevcut değil, istediğiniz hassasiyette, %100 kesinlikle. Tekrarladım. Aynı cümleleri tekrar vurguladım orada. O kadar önemli şeyler ki her biri birbirine eşdeğer olan cümleler esasında neredeyse. Peki kuantum ölçümlerde ne var? Bir zorluk çıkıyor karşımıza. Birinci zorluk ne? Mikro ölçekte artık etkileşmeleri dilediğimiz gibi küçültemiyoruz. Klasikte küçültebilmiştik ya. Niye küçültemiyoruz? Her şey kuantumda. Elektronun yükü belli. Elektronun yükünü azaltmanız mümkün değil. Artırmanız da mümkün değil. Elektronun yükü neyse ne o. Peki etkileşme ne? İki elektrik yüklü nesne arasındaki etkileşme yüklerinin karesiyle orantılı. E kare. E'yi değiştiremiyorsanız etkileşmeyi de değiştiremezsiniz. Yani oradaki her şeyin sabit bir değerin tam katları olması bu birinci, klasik fizikte kullandığınız birinci koşulu ortadan kaldırıyor. İkinci, bu söyledi. Yani klasik fizikte olduğu gibi etkileşmeyi azaltamadığınız için tedirgemeyi ortadan kaldıramıyorsunuz. Zorluk bir bu. İkinci zorluk ne? İkinci zorluk da mikro evrende tekil olayların sonucunu kesinlikle öngörmemiz mümkün olmadığından bu savuşturulamayan ölçüm tedirginliklerinin ölçüm sistemi üzerindeki etkisini kesinlikle öngörüp doğru sonuca yaklaşma bağlamında bir düzeltme yapma olanağına sahip değiliz. Çok zor ama düzgün bir cümle yaptığımı biliyorum. Şunu diyoruz. Ne dedik öbürdeki iki yoldan biri neydi? Dilediğimiz gibi küçültemediğimiz hallerde de o hesap öngörüp, hatamızı öngörüp, düzeltme yapıp sonuca koyabilirim. Ölçtüğüm şu ama artı eksi şu, aslında doğru sonuç şu aralıkta oldu diyebiliyordum ya klasik fizikte. Kuantum fiziğinde bunu da söyleyemiyorum. Çünkü sonuçları öngörme, teorik olarak öngörme olanağına da sahip değiliz. Demek ki mikro evrende ölçüm işlemi, ölçülen nesne üzerinde istenildiği kadar küçültülemeyen ve kontrol edilemeyen değişiklikler oluşturur. Değişiklik oluşturur ve siz bunu küçültemiyorsunuz. O değişiklik çok belirgin, belli değere sahip. Yani her ölçüm yaptığımızda ölçümden önceki durumdan farklı yeni bir durum yaratıyoruz. Felaket, hakikaten felaket. Siz ölçüm yapamıyorsunuz demektir. Ölçüm sonucunda bulduğunuz nesne önceki nesne değilse neyi ölçtün kardeşim? Bu nesneye ait bir özelliği yok. Ortadan kaldırdığım bir duruma ait bir ölçüm yaptım.
Şimdi bakın mikro evren nasıl gizemlerle dolu. Bu o sıkıntı esasında çok ciddi bir felsefi derinliğin de göstergesi. Bu tipik bir ölçüm düşünsel deneyi nasıl ölçüyorsunuz? Ölçtüğünüz nesnelerin bir angstrom boyutunda olduğunu unutmayın. Onu böyle bakarak göremiyorsunuz. Siz çünkü bir metre boyutundasınız. Onlar 10 milyarda bir metre boyutunda nesneler. Sağduyuyla vesaireyle insanın kendi ölçeğiyle alakası yok. Yöntemler kullanmanız lazım. Örneğin ışık gönderip ışığın saçılması ve saçılan ışığın durumuna ilgin yaptığınız hesaplar ve ölçümlerle ölçtüğünüz nesne üzerinde bir çıkarsama yapmanız lazım. İşin zorluğunun göstergesi. Geçeyim. Peki, burada biraz hızlanmam gerektiğini farkındayım. 10 dakikada bunu bitirmek istiyorum. Şimdi bu eş zamanlı ölçüm meselesine gelelim isterseniz. Şimdi ölçmek istediğimiz iki PQ özelliği olsun. Özellikten kastım mesela bu dinamik değişkenler, klasik dinamik değişkenler. Konum ve momentum veya momentum dediğimiz hız çarpı kütle. Şimdi bunları önce belli bir sırada ölçelim. P ve Q sırasında. Sonra da aynı nesneleri ele alıp Q ve P sırasında ölçelim. Şimdi klasik perspektiften bakarsanız bu iki işlemin sonucu aynı olacaktır. Dediğim nedenlerle klasik ölçüm üzerinde kontrol olanağım var. Acaba şimdi aynı şeyi kuantum çerçevesinde yapabilir miyim? Şimdi ilk dikkat etmemiz gereken her iki ölçüm süreci sırasında farklı tür tedirgemelere maruz bırakacağız ölçtüğümüz nesneyi. Q'yu ölçerken mesela Q konumsa klasik olarak neyle ölçeceksiniz? Cetvelle ölçersiniz. Ama tabii uyduruyorum. Cetvelle nasıl ölçeceksiniz elektronu? Yani bir ölçtüğünüz bir cihaz var. Halbuki momentumu ölçerseniz hem cetvel hem kronometre hem de terazi kullanmanız lazım. Ölçtüğünüz yöntem farklı ölçtüğünüz nesnenin tabiatına bağlı olarak dolayısıyla farklı tedirgeme yaratıyorum. O zaman her iki sıra sonucunda bulduğum durum, sistemin geldiği durum bu iki özelliğinin ölçülmesi sırasında farklı olacak. QP sırasında iki ölçüm yaptığım zaman bulduğum yeni sistemin durumu, PQ sırasında ölçüm yöntemini değiştirirsem bulduğum durumdan farklı. Mecburen farklı anlattığım nedenlerle. Peki bunlardan hangisi doğru ölçüm? Cevap bilmiyorum. O zaman ne işim var burada diyebilirsiniz değil mi? Şimdi işte bu adamlar 1920'lerde uğraşıp didinen o büyük adamlar bu tip sorularla muhataptılar. Heisenberg, Dirac, Schrödinger, Born ve bu onlar. Peki ne zaman bu sorunun yanıtını kafadan biliyorum diyebilirim? P ve Q'nun ölçüm sırasından bağımsız olarak belirlenebilmesi halinde bu sorunun bir anlamı olabilir. Yani konumumun X koordinatıyla momentumun Y koordinatı. Biraz sonra anlayacaksınız niye öyle olduğunu. Ben onunla ilgili bir işlem yapıyorsam X önce P, Y sonra, P, Y önce X sonra fark etmez. Ve her ikisinde de aynı duruma gelirim. Ha bu iki. O zaman bu sistemi betimleyen bir ölçüm tedirgemem yok diyeceğim. Tamam mı? Peki buradan nereye varmak istiyorum? Önce P ve sonra Q deneyinde yalnızca Q belirli bir değere sahip olarak ortaya çıkar. Müge Hoca bir dalga fonksiyonu çökmesinden bahsetti. Bir şeyi ölçtüğünüz zaman o sistemi oluşturan bütün bileşenlerden o ölçtüğünüz nesneye ilişkin öz duruma çökertiyorsunuz sistemi. Öyle, yeni bilgimiz öyle söylüyor bize. Önce Q sonra P deneyinde ise P belirli bir değere sahip olarak çıkar. Q'nun değeri ne ölçtüyseniz ölçün o gitti. Son ölçüm neyse o belirliyor. Şimdi bu ifadeler kuantum teorisinin en önemli ve en karakteristik özelliklerinden biri olan belirsizlik ilkesini öncüleri, onun öncüleri olan ifadeler. Heisenberg işte bu ifadelerden yola çıkarak o anıtsal keşfini yapıp belirsizlik ilkesini ortaya çıkarmıştır. Şimdi biraz daha yakından bakalım. Şimdi bu üçüncü, dördüncü bu şeye, noktaya kadar geleyim. Onların hepsini aşağı yukarı bir başka bağlam söyleyeyim. Peki bu iş bu kadar karışıksa, her bir sürece
sıraya bağlı olarak farklı durumlar buluyorsam ve bu özellikler, ölçtüğüm de özellikler, ne gibi özellikler? Konum ve momentum en belirgini. Konum ve momentum üzerinde niye duruyorum? Çünkü klasik fizikte durumu tarif eden bu. Konum ve hareket durumu. Onunla işte Hubble'ı gönderiyoruz uzaya veya uzay laboratuvarına veya Ay'a gönderdiğimiz o komplo ve spekülasyonlardan bağımsız olarak Ay'a gönderdiğimiz nesneleri onunla gönderiyoruz. Konum ve momentum. Belli ki bu ikisini peş peşe ölçtüğüm zaman, ölçtüğüm sıraya bağlı olarak çok istisnai durumlar dışında süreç bu sıraya bağlı. Peki oradan geri gitsem, madem bu dinamik değişkenleri ölçme işlemi sıraya bağlı bir durumla beni karşı karşıya getiriyor, acaba bu nesnelerin kendileri nasıl nesneler olmalı? Yani bu benim işlemimden bağımsız olarak ölçtüğüm özelliğe dikkatle bakmamı gerektiriyor. Dikkat ederseniz hiç olmadık yerden olmadık yere geldim. Acaba konum ve momentum dediğim şeylerde bu eski çerçeveden farklı olarak yeni bir nitelik mi olmalı, yeni bir özellik mi olmalı? Peki bu P ve Q, yani konum ve momentumsa bunlar, artık klasik fizikte olduğu gibi salt sayılarla temsil edemez miyim? Herhalde edemem. Salt sayılar olsaydı bunlar için bulduğum ölçüm değerleri bunlar üzerine yaptığım işlemin sırasına bağlı olmamalıydı. Peki matematikte hangi nesneler işlem sırasına bağlıdır? Herhalde o kadarını herkes biliyor, sosyal bilimlerden gelseniz bile. Operatörler veya matrisler, matrisleri daha da iyi biliyorsunuz. Bunlar sayı değil, o tabloları düşünün. 2'ye 2 içine sayılar doldurduğunuz matrisleri. İki matrisi, bir A ve B matrisiniz olsun. A ve B sırasında çarpsanız, bir de B ve A sırasında çarpsanız, bulacağınız sonuç çok istisnai durumlar dışında. Bir tanesinin özdeş matrisi olması için hep birbirinden farklı olacaktır. Şimdi bu adamlar hakikaten dahiyane bir çıkarsama yapıyor. Madem ki fiziksel özellikler, konum, momentum, açısal momentum, enerji neyse, bunlar üzerinde yaptığım işlemler, işlemin sırasına bağlı, o zaman ben işlemimi değil, bu nesneleri düşünsem, acaba bunlar matris türü nesneler mi olmalı? Ki onlar üzerinde bir işlem yapmak demek, Q ve P sırasında bunları bir bakın birbirine çarpmak anlamına geliyor. Aha. O halde şu, bu dinamik değişkenler artık klasik fizikte Newton-Maxwell paradigmasında olduğu gibi salt sayılar değil. 2 metre bölü saniye, 3 santimetre gibi nesneler ifade edemem. Ve bunlar artık yeni bir matematiksel çerçeve kuracaksam bütün bu evreni anlatacak. Bu fiziksel özelliklere, konum ve momentum vesaire gibi fiziksel özelliklere benim matrisler ya veya daha soyut bir dilde operatörler karşı getirmem lazım. Ve bu operatörler de çok istisnai durumlar dışında birbirleriyle yer değiştirmeyen, komütatif olmayan operatörler olmalıydı. Ve bunlar lineer operatörler olmalıydı ki Kopenhag temsili dediğimiz benim herhangi bir keyfi durumu bütün mümkün belli baz durumları cinsinden açabilmeme olanak vermeliydi. Ve bunlar sadece düz operatörler değil, hermitian operatörler olmalıydı ki öz değerleri yani ortalama değerleri reel olsun ve laboratuvarda bulunan sonuçlarla uyuşsun. Demek ki klasikten kuantuma geçerken ciddi bir paradigma değişikliği gerekli. Bir, dinamik değişkenler artık operatörlerle betimlenebilmeliydi. Ve durumun tanımı da değişmeliydi. Çünkü klasik fizikte durum hem konum hem momentumların hep birlikte ölçülebileceği noktasından hareketle tümünün birlikte betimlenmesiyle tarif edilebiliyordu. Halbuki şimdi yeni durumda madem bunların tümünü bir arada eş zamanlı olarak ölçemeyeceğiz, yarısıyla ya konum ya da momentumlarla, ya konum ya momentum ama ikisi birden değil betimlenebilmeliydi. Ve durum için de artık bu istatistik tabiattan yola çıkarak
dalga tabiatından yola çıkarak deneylerin kanıtladığı bir dalga fonksiyonuyla betimlememiz gerekiyor. Durum da değişti. Konum ve momentumların tüm seti değil, bir dalga, hem de bu dalga bir madde dalgası değil, olasılık dalgası adı verdiğimiz yeni bir dalgayla tarif edilmeliydi. Bu iki büyük değişiklik, paradigma değişikliği bizi klasik fizikten aldı, kuantum fiziğine getirdi. Ve tabii buna bir de fiziksel anlam yüklememiz gerekiyordu. Bu Kopenhag grubu dediğimiz grubun bu dalga fonksiyonuna yüklediği anlam, dediğim gibi kesin bir daha tekrarlıyorum, bunun madde veya yük dalgası değil, tamamıyla başka tür bir dalga olması gerektiğini söyledi bize. Bunu olasılık dalgası diyoruz. Bakın bu çok zor bir kavram. Biz madde dalgalarını biliyoruz, su dalgalarını biliyoruz, elektromanyet dalgayı biliyoruz ve yük yoğunluğu dalgalarını biliyoruz. Doğada bildiğimiz pek çok dalga var. Ama bu dalgaların tümü çok fiziksel. Burada ise felsefi bir dalga var gibi sanki. Olasılık dalgası dediğimiz çok gerçek dünyadan, gerçek dünyayı bir bakıma betimlediği halde o tür maddesel veya fiziksel bir özellik taşımayan bir dalga, olasılık dalgası. Öyle ki bu dalganın mutlak değerinin karesi, bu dalganın temsil ettiği parçacığın herhangi bir yerde, herhangi bir anda bulunma olasılığını veriyor. Şimdi olasılık dediğiniz zaman ne çıkıyor karşınıza? Klasik fizikte durum belirlendiği zaman deterministik bir teoriydi klasik fizik. Durumu biliyorsanız o fiziksel sistem üzerinde sorduğunuz her sorunun yanıtını kesinlikle, %100 kesinlikle öngörebiliyordunuz. O yüzden işte Mars'a uyduyu gönderip istediğimiz koordinatta indirebildik. Şimdi ise söyleyebildiğimiz, şu odada mesela bir nesnenin, bir elektronun takibini yapsak, biz bu elektronun şu anda, mesela şu köşedeki noktada, şu koordinatta bulunma, %100 bulunabilir mi? Ben buradan attım. Hayır, ben olsa olsa o noktada hangi olasılıkla bulunabileceğini söylüyorum. Ne kadar sonra? Hem de zamana da bağlı. 5 saniye sonra. Orada %5 olasılıkla, burada %7 olasılıkla, burada %8 olasılıkla. Ama bir şey var. Tüm bu olasılıkların toplamı %100. Yani bu parçacık bu odada bir yerde. Bir zar attığınız zaman herhangi bir yüzeyin gelme olasılığı, herhangi bir yüzeyin gelme olasılığı %100. Ama bir yüzeyinin gelme olasılığı 1/6. 2'nin gelmesi 1/6. 6'nın gelmesi 1/6. Ama attığınız zaman bir yüzey gelecek %100. İşte bu fiziksel yorumla da bağladığınız zaman bu dalga fonksiyonunu size Newton paradigmasına artık alternatif, o küçük mesafelerdeki süreçleri, atom içindeki elektronun veya bu aşamada öyle bırakalım. Atom içindeki elektronun davranışını %100 doğrulukla betimlemesi. Ama deterministik olmayan, nedensel olduğu halde deterministik olmayan bir şekilde belirleyen bir teori çıkıyor karşımıza. Şimdi bakın, nedensellik hala geçerli. Durumu biliyorsanız bir anda, daha sonraki anda durumu %100 biliyorsunuz. Kimileri okuduğunuz bazı kitaplarda da bu nedensellikle belirlenimciliği karıştırıp bu ikisini farklı anlamlarda kullanıyor olabilirler. Kuantum mekaniğinin nedensellik bağlamında sıkıntısı yok. Nedensellik felsefi bakımdan da önemli de onun için altını çiziyorum. Ama belirlenimcilik bağlamında sıkıntısı var. Artık kesin öngörüler yok, olasılıksal öngörüler var. Bunun tabii çok derin felsefi ve diğer bağlamlarda sonuçları var. Bunun tabii çok eğlenceli olabileceğini biliyorum ama burası doğru platform değil. Hangi bağlamlarda derin sonuçları olabileceğini söylemek burası için doğru bir yer değil. Şimdi bu bitti. Şimdi bir sonraki konuya nedenselliği de söyledim. Olasılıklar belirseydi söyledim. Şurayı söyleyeyim mi bitireyim? Bu aşağı yukarı son slaydım olsun. Size sosyoekonomik perspektifi anlatmaya söz verdim ama onu yapmak yerine ondan vazgeçip onu başka bir seansa bırakırım başka bir zamana. Ve mezuniyet sırasındaki o genç öğrencilere vereceğimiz konferansa saklayayım. Burada özetleyeyim. Şimdi küçük ölçeklerin fiziğine geldik. Değil mi? Makroskopik ölçeklerden mikro evrene indik. İşte atom sistemleri diyeyim. Şu andaki en azından bu düzey için geçerli olan
Daha öbür mikro ve nano evrene inmedik. O parçacıklar evreni, o da başka bir konferansımızın konusu olabilir. Şu atomik evrendeki anlayışımızı özetleyip kapayalım. Parçacık dalga ikiliği son derece önemli. Tüm nesneler hem parçacık hem dalga gibi davranabiliyor. Kullandığınız ölçüm ve gözlem rejimine bağlı olarak. Dalga denklemi durum tanımı. Yani dalga denklemi ve dalga fonksiyonuyla durum tarif ediyoruz. Durum tanımı değişti klasikten kuantuma. Ölçümler işlem sırasına bağlı, son derece önemli. Biraz dil döktüm biliyorsunuz bu konuda. Fiziksel özellikler operatörlerle temsil ediliyor ki bir öncekinin sonucu. Operatörler, yani basit dilde matrisler ama çok daha abstrakt dilde operatörler. Belirsizlik ilkesi diye bir ilke var. Bazı birbirleriyle ilişkili akraba operatörler aynı anda kesinlikle ölçülemiyor. Bu teknolojik bir limit değil, kavramsal bir limit. Belki de bu yeni fiziğin en gizemli, en derin ölçeklerinden biri. Bana deselerdi ki bir seti, yani bir başka uygarlıklara kodifiye mevcut bilgimizin ölçüsünü gönder. Yani öyle hangi teknolojik, bilimsel düzeydeyiz? Kodifiyet gönder. Mesela ben belirsizlik ilkesini koyardım onlardan birinin içine. Bir de koyacağım da Pauli-Richlama ilkesiydi, aşağıda geliyor. Ve kesikli kuantum değerler var. Elektrik yükünden tutun, başka nesnelere kadar, enerji durumlarına kadar bağlı durumlarda. Nesneler sürekli değil, kesikli. Pauli-Richlama ilkesi. Bakın bu çok derin, bu felsefi bir şey. Hem de üstelik 1924'te keşfetmiş. Kuantum mekaniğinin sentezi tamamlanmadan ünlü Avusturyalı fizikçi Pauli tarafından keşfedilen bir özellik. Özdeş fermiyonlar aynı kuantum durumunda bulunamazlar diyor. Bakın düz bir cümle. Hepsi bu biliyor musunuz? Adam Nobel ödüllü tabii, fazlasıyla hak etmiş. Özdeş fermiyonlar aynı kuantum durumunda bulunamazlar diyor. Bu neye yarıyor biliyor musunuz? Şu andaki evrenimiz var ya. Mesela siz 10 üzeri eksi 10 santimetre boyutunda değil de 1,5-2 metre boyutunda olmanız bu ilkeden dolayı. Eğer bütün fermiyonlar aynı kuantumda durumda olsaydı elektron boyutunda cüceler olurduk biz yaratıklar olarak. Alın size bilim kurgu romanı yazmak için bir fırsat verdim. Senaryoyu oluşturun işte. Aynı kuantum durumunda bulunmuyor fermiyonlar, bulunamıyor. Pauli yasaklamış o meşhur ilkesiyle. Tüm evrenin mimarisi bu yapı üzerine kurulu. Bunu devamını getirmeyeceğim ama tekrarlıyorum. Şu anda bakın yıllar 10 bin yıl öncesinden gelelim. Tarım devriminden yazı devrimine, sanayi devrimine, antik Yunan'daki bilimsel devrimi, modern bilimsel devrimi, aydınlanmaya, Rönesans'a, son sanayi devrimlerine ve en son bilişim devrimine. Bilişim devrimi 1990'ların ürünü. Şu anda dünya 1990'lardan sonraki dünya 1990'larda öncekiyle hiç alakası yok. Çok farklı bir dünyada yaşıyoruz. Kişi başına gelirler sosyoekonomik yönen çok artmış. Türkiye'nin 1950'lerdeki kişi başına geliri ne kadardı biliyor musunuz? $90 100 dolar arasında. Şu anda resmi rakamlar bilmiyorum ne kadar doğru. Şimdi her şeyi sorguluyoruz ya, 10 bin dolar civarında. Türkiye'nin o müthiş müttefiki Katar'ın 160 bin dolar mertebesinde kişi başına geliri. Çok değerli müttefiklerimiz var biliyorsunuz. Lüksemburg'un da öyle 180-190 bin dolar mertebesinde. Şimdi 100 dolarlardan 10 bin dolara. Bu gönenç dünyada tüm zenginleşme var. Nereden biliyor musunuz? Elektronun kuantum teorisi. Söyle. Yani çift yön deneyinde birden fazla elektronu yolladığımızda yandığında belli bir olasılık fonksiyonları tercihlerinde bir doğru yüksek alan. Biri kapandığı zaman, bir davranımlar öbürü kapanıyor. İkinci davranımlar, ikisini topladığımız zaman standart, klasik, bilyalardan farklı olarak elektronsa dalga girişim gibi davranış gösteriyor. Evet. Merak ettiğim durum şuydu. Eğer tek bir elektron yolladığımız takdirde yine aynı girişimlerini gözlemler miyiz? Tek elektron. Evet, tek elektron. Hayır. Sadece tek bir tanecik özelliği gözlemler değil mi? Tabii. Hocam, bilhassa yıllarda fiziksel gerçekliğin eş zamanlı olduğunu zannediyoruz dedik. Fakat Einstein'ın yıldı, ışık hızı sonsuz değildir falan. Fakat 1930'lu yıllarda Copernik yorumunun dalga fonksiyonunu çözme ilkesi ortaya çıktığı zaman
bir tartışmaya başladılar. Dolaşıklık tartışmasını yaptılar. Orada dalga fonksiyonunun çökme hızı anlık ortaya çıkıyor. Yani bir taraf bir parti çökerse öbür taraf aynı anda çöküyor. Bu parti hala kuruyor şeyi. Şu andaki durum ne? Yani şu anda hala anlık mı diyecek, ne diyecek? Deniz, bu sorun tabii genel izleyici kitlesi için biraz yukarıda kalmış olabilir. Bu tartışma hala sürüyor. Bu dolanıklık konusunda anlık bu bir buradaki bir etkinin ayın üzerinde de ayda veya öbür gezegende olsa bile aynı anda hissedilmiş olması çok önemli başka prensipleri ilan ediyor. Lokaliteyi ilan ediyor. Hatta Einstein'ın relativite ilkesiyle bile çelişkide olduğu söyleniyor. Dolayısıyla bu hala bence sonuçlanmamış, araştırılması süren bir soru, bir konu. Ve şu olay şu, bu çökme tam ne zaman oldu? Daha geçen gün bu konuda Foundation of Quantum Mechanics konusunda bir yeni makaleye bakarken baktım. Hala bu çökmenin tam ne zaman gerçekleştiği konusunda bilgimiz yok. Bu Pusey and His Friends diye bir makale var. Yani gerçek, şu anda kullandığımız durum, kuantum durumu, ontolojik bir durum mu, epistemik bir durum mu? Yani gerçek fiziksel realiteyi mi betimliyor, yoksa bizim deney sonuçlarını yorumlayabilmek için kullandığımız bir düşünsel veya fiziksel veya matematiksel bir araç mı? Yani ne zaman fiziksel, ne zaman, yani ne zaman epistemik, ne zaman ontolojik? Ya bu konu, ben hocam Eydar, ya bu konu, bu salondan, kuantum konusunda kendisine heyecan ve bir meydan okuma çıkaran gençler varsa işte bu konularla uğraşmak için alan sizin. Daha çok yapılacak iş var. Gerçekten daha çok yapılacak iş var. Onun için ben 1926'daki ilk fazına kadar gelen kısmı size aktardığımızı söylüyorum. Ondan sonraki fazlarda epeyce yenilikler var ve yeni açılımlar da olabilir. Güzel. Çağrı, mikrofon duyurabilecek misiniz? Hocam, şimdi kuantum fiziği sebebiyle daha böyle probabilistik olasılığa dayalı bir evren modeli yerleşiyor gibi. Bundan next gen, tabii ki birinde eminim ki kesinlikle olmasa da ne kadar emin olabiliyoruz? Yani gerçekten probabilistik mi? Yoksa bilmediğimiz sebeplerden ötürü olasılıksal bir dağılım olduğunu mu görüyoruz otomatik boyutta? Şimdi bu... Yani şey, determinist olabilir mi? Fark etmiyor olabilir miyiz? Vallahi iyi bir soru. Çünkü iyi bir soru olduğunu en azından Einstein'a gönderme yaparak söyleyebilirim. O 1905'teki masum katkısıyla, çok basit masum katkısıyla, kuantum mekaniğinin yolunu açan dolayısıyla baş mimarlardan biri olan, betimlemeyi hak etmiş olan Einstein, hayatı boyu bu deterministik olmayıştan rahatsız olup, mutlaka bir gün deterministik bir formülasyon bulabileceğini düşleyerek yaşamını sonlandırmış. Şimdi daha sonra bu gizli değişken teorileri dediğimiz teoriler var biliyorsunuz, edimlerimiz. Ve hatta yenilerde tekrar son derece moda olan many worlds, çoklu evrenler modeli, multiverse modelleri var. Ve o modellerin tümünün arkasında bu Kopenhag yorumu dediğimiz yorumun omurgasını oluşturan olasılıksal deterministik yapıya karşı olmak gerekiyor. Şimdi hatta bir ara David Bohm, yine Berkeley profesörlerinden, David Bohm'un da Bohm mekaniği olarak geliştirdiği mekanikte de, onun da başka türlü sorunları var, kozaliteyle sorunları var. O da yine bu deterministik yapının etrafından dolanmaya başlıyordu. Şu anda kuantum mekaniğinin foundation'ın temelleri çok ciddi bir araştırma alanı. Bu çalışmalar sürüyor. Şu andaki yorum fiziksel tartışmaya da dönüşmüş durumda. Niye deterministik? Acaba deterministik yapıyı çoklu evren modelinde bizim buradaki ölçümlerimizi öbür evrenlerde, katmanlarda oluşan görüntüleriyle mi %100 kesinlik sağlıyor da biz sadece bir tarafını görüyoruz? Mesela şu anda bu paralel evrenler modeli veya çoklu evrenler modeli çok yoğun tartışılan bir model. Hatta biz Bilim Ütopya'nın Mayıs sayısını hatırlıyorsun. Bir ara bu konuya özel bir kapak sayısı olarak hazırlamayı planlamıştık. Ama onu sonbahara erteledik. O sayı yapacağız hala. Bu çoklu evrenler modeli ne demektir? Tabii bu aşamada biraz uzak durmamızın nedeni bunun başka sektörlerde de, başka alanlarda da, teolojik alanlarda da tartışmalar yol açabileceği şeyle, nedeniyle biraz uzak durduk ama bunu bir tartışmamız gerekeceğini biliyorum. Yani konu açık. Hodri Meydan. Bütün gençlere Hodri Meydan.
Evet, son soru olarak sizin sorunuzu alıyoruz ve sonra da kovalanmadan kaçıyoruz buradan. Benim sormak istediğim konu Müge Hocam'ın bahsettiği şekillerde gösterdiği yağmur deneyi üzerinde. Orada gönderdiğimiz elektronun konumundaki belirsizliği yarığın genişliği olarak belirliyorduk. Ben momentumundaki belirsizliğini hangi niceliğe bağlı olarak gözlemlemeyi? O duvara paralel olan x koordinatı olsun. Eğer o delta x olarak yarı aldıysak, momentumun o doğrultudaki bileşen üzerindeki belirsizlik. Eğer oradaki belirsizlik sıfır olsaydı, yani bu duvara paralel bileşendeki belirsizlik sıfır olsaydı, orijinal doğrultu z doğrultusundan olup çünkü dümdüz giderdi. Ama orada bir belirsizlik yarattığın için duvara paralel bileşende açılıyor. Yani şunu daralttıkça açıyorsunuz. Momentumundaki belirsizlik duvara paralel olacaktı. Yok, hayır. Onu siz sıkıştırdığınız zaman, açtığınız zaman o duvara paralel koordinat boyuncaki x ve px'teki belirsizlikten bahsediyorsunuz. O doğrultuda bir belirsizlik yaratıyorsanız artık kesin z doğrultusuna gittiğini garanti edemiyorsunuz. Açılmaya başlıyor. X duvara paralel bu çok incelikli bir olsun. Teşekkür ederim bu soruyu sorduğunuz için. Çok iyi anladığınızı gösteriyor. Şimdi arkadaşlar bu son soruyu diyorum. Çok keşke yukarıya sizi taşıyayım. Cavit Ergin Soy'la devam edelim diyecektim ama Cavit Ergin Soy'un kapasitesinin yaklaşık 2,5-3 misli bir izleyici var ve bu saate kadar öğlen yemek aranızda atlayarak bizi dinlediniz. Çok teşekkür ediyorum. Çok aşikar bir nedenle teşekkür ediyorum. Bilim doğruluktur, bilim aydınlıktır. Bilimle aydınlanmış kafalar uyanık insanlar demektir. Toplumun pek çok alanında bu uyanıklığın çok yararlı olacağını düşünüyorum. Burada olduğunuz için teşekkür ederim hepinize.